Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz arkadaşlar. Okula geldik. İfa bugün yolcu, bir hafta geziye gidiyorlar arkadaşlar. Valizimizi falan hazırladık. Yani bütün gece gözümü kırpmadım, anlatamam size şu an. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Yani Yusuf seni bir gezme bakalım. Oraya inemeyiz anneciğim. Gel ablanın yanına gidelim. Hadi. O abla değil, Hifa'ya gitmemiz lazım. Gel. Hadi gidelim. Bütün ailene toplandık. Birinci ve ikinci sınıflar gidiyoruz arkadaşlar. Yani geziye gidecekler. Yani tuhaf bir his. Evet, burada benim valizli kızım. Dağlık bir alana gidecekler. Otobüs gelmiş. Birinci sınıflar şimdi biniyorlar otobüse. Birazdan bizimkiler de sıra. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Ha, orada şu arka tarafta otobüs. Birazdan biz de çıkarız. Fındık Hanım yolcu. Babacık, duygularını alalım. Bende duygu yok. Yani. Bakalım, bekliyoruz. Bugün benim yolcu. Arkadaşlar, halimizden de anlaşılabileceği üzere gitti çocuklar. Biraz önce otobüse bindiler, gittiler. Yani çok heyecanlı gittiler. Bakalım, onlar heyecanlı gittiler, orada eğlenecekler. Bakın biz ne yapacağız burada? Bir hafta lazım mı bana koyma? Yani biz burada bir hafta ne yapacağız bakalım. Kendisi de biraz böyle endişeli gitti ama yani ilk gece belki biraz zor olabilir ama sonra herhalde iyi olur diye inşallah düşünüyoruz bakalım. Bayram günü geri gelecekler. Bayram sabahı saat 11.30'da geri gelecekler. O zamana kadar Hifot yok. Küçük adam arkada. Bizim de şimdi belediyede önemli bir işimiz var. Oraya gidiyoruz. Geçenlerde sizlerden dua istemiştim. Belki hatırlayanlarınız vardır bir videoda. Yani inşallah güzel havadislerle yakın zamanda sizlere açıklamak isterim. Bakalım şimdi gidelim önce bir randevumuza. Artık oradan ne çıkarsa. Merhaba arkadaşlar, yeni bir güne daha hoş geldiniz. Dün devam çekemedim arkadaşlar. Dün sabah moralimden de anlamış olduğunuz üzere. Dur, şapkanı düzeltelim. Yani dün bayağı kötüydüm. Onun için pek şey yapmak istemedim. Videoda çekesim gelmedi yani. Akşama kadar Yusuf Selim'le evdeydik. Şimdi de çocuklara bayram alışverişi yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Gel oğlum. Yani annemle dedik bir çarşıyı dolanalım, başka türlü çünkü vakit geçmeyecek. Bir de bugün sabah ne oldu? Sabah saat 7.30-8'e geliyordu. Benim telefonum çalıyor. Benim de hep o saatlere saat kurarım. Size onu anlatayım. Saat kurarım normalde hep ben o saatlere. Ben de zannediyorum saatim kurulu. O çalıyor. Eşim de beni dürtüklüyor, telefonum çalıyor diye. Diyorum saat. Meğersem telefonum çalıyormuş. Bir baktım numara gizli. Eyvah dedim, Hifa bu. Ondan sonra hemen açtım öğretmeni. Eline kıymık batmış ama tabii böyle şeyleri bize bildirmek zorundalar. Hani kötü bir şey yok ama haberiniz olsun diye beni aramışlar. Ama o telefonu elime alıp o şeyi görüp ondan sonra telefonu açana kadar herhalde bir 3 defa kalp krizi geçirdim geri geldim yani. Allah'ım yarabbim. Abba. Ay öyle arkadaşlar. Sabah öyle bir şokla uyandık. Ondan sonra dedim
Hülya, evde bu iş olmayacak. Sen kalk hazırlan. En azından vatana millete hayırlı işlerde bulun. Alışverişe gidiyorum. Eşim çok mutlu bu durumdan. Yani şimdi annemi de alacağım. Eşim gececi. Hadi bakalım, seni de bağladık. Arabalarını düşürme olur mu? Evet. Şimdi gidiyoruz. Annemi aradım, gelmek ister misin diye. Yalnız da hiç dolaşasım gelmedi. Annemi aradım. O da şimdi bizi bekliyor. Onu da alıp ondan sonra gideceğiz çarşıya. Biraz dedim dolanalım, ondan sonra da bakarız yine. Orada de güzel bir şeyler denk getirirsem de sizlere de gösteririm inşallah. Arkadaşlar, sanırım burada mikrofonun üzerine elimi dokundurmuşum. Ses gitmiş onun için. Böyle yapmaya karar verdim. Burada Tiyonta'ya girmiştik. Oradan da size çok güzel şeyler göstermek istedim. Yeni doğum yapacak olanlar veya hediye götürecek olanlar, küçük bebeği olanlar mutlaka Tiyonta'ya da gitsinler derim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler var. Tiyonta'ya önceden pek tercih etmezdik çünkü malları pek hoş olmazdı. Ama şu aralar o kadar kaliteli şeyler getiriyorlar ki yıkadığınız zaman da bozulmuyor. Yani eğer ihtiyaçlarınız varsa mutlaka Tiyonta'ya da bir uğramanızı tavsiye edebilirim. Bu gömleği mesela annem çok beğendi ama maalesef bizim bedenimiz kalmamış, onun için alamadık. Burada gördüğünüz gibi bunlar hep oğlan çocukları için olan takımlar. Hep de yazlıkları getirmişler. Halbuki havalar daha çok soğuk. Bu cekete de bayıldım ama bedenleri dediğim gibi küçüktü. Ve buradan da bir şey alamadık maalesef. Yani gördüğünüz gibi ikili takımlarda çok güzel şeyler vardı. Hep burası oğlan çocukları için olan yerler, renkli renkli takım, alt üst takım oluyor daha çok Tiyonta'da. Diğer yerlerde kendiniz kombin yapıyorsunuz ama buralarda daha çok ikili takımda bulabiliyorsunuz. Annem sağ olsun tek tek çıkardı, hepsini gösterdi. Yusuf Selim kısa bir yemek molası veriyor burada. Tabii biz burada annemle çok çok kaynatıyoruz ama maalesef sizler duyamadınız hiçbirisini. Kız çocuklarına o kadar güzel şeyler var ki oğlan çocukları için biraz daha tabii standart şeyler bulunuyor. Ama kız çocukları için inanılmaz tatlı şeyler vardı. Bugün o elbiselere gerçekten içim gitti. Bu kot pantolonunu da çok sevmiştim. Yani modeli çok güzeldi. Malı da çok yumuşaktı. Çocukları rahatsız etmeyecek. Böyle daha yeni emekleyen veya yeni yürümeye çalışan çocuğunuz varsa yani rahatlıkla tercih edebileceğiniz şeyler. Pijama tarzı. Böyle hep görüyorsunuz, hepsi yazlık, hep tişört. Hiç böyle uzun kollu bir şey bulmak çok mümkün değildi. Bu arada bu uyku tulumlarını da yeni doğum yapan annelere çok çok tavsiye edebilirim. Biliyorsunuz yeni doğduğunda bebeklerde yorgandan boğulma tehlikesi oluyor. Yani bu uyku tulumlarıyla da bunun önüne geçebiliyorsunuz. Hem sizin içiniz rahat oluyor, çocuğunuzun üşümediğini biliyorsunuz. Hem de öyle bir ihtimali de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Benim çocuklarım belirli bir yaşa kadar giydiler ama ondan sonra daha istemediler. Yoksa yani Yusuf Selim'e de hala isterdim giydirmeyi. Çünkü gece asla üstlerini örtmüyor benim çocuklarım. Bakar mısınız şu sarı sarı elbiselere, çok tatlı değiller mi ya? Buradaki kız çocuk reyonundayız. Ya bunlar standart battaniyeler, havlular, her zaman olan şeyler. Ama bunlar çok tatlıydı. Tabii büyük çocukların orayı da gezdik. Buradaki eşyalar da çok güzeldi. Sanırım bu yaz etekler, böyle fırfırlı, dantelli etekler çok çok moda olacak. Zara'nın yeni koleksiyonu. Şu ayakkabılara bayıldım, babetlere. Şöyle sizlere de göstereyim. Fikir olsun. Evet. Onun şu üstünü, ya şu dantelliler çok güzel oluyor. Şöyle. Giyenler için. Şunun rengine bayıldık. Balon etek, ha. O da güzelmiş. Şu ceket de çok güzel, yağmurluk. Ya işte çok kısa bir de çoğu.
şu takım çok güzel. Yeleğiyle beraber. Bunun fiyatlarını da söyleyeyim ben size. Aa, evet, onun kolları çok güzel. Evet, vücut şeyi de çok kısa değil. Gömlek 22.95. Üzerindeki örgü yelek 25.95. Altının pantolonu da, yani böyle tüm bir kombin yapmak isteseniz altının pantolonu da 25.95. Yani toplamı 80 euroya falan geliyor. 75-80 euroya. Yani bayramlık olarak da tercih edilebilir. Şöyle aksesuarlar. Bu sene sanırım örgü moda. Şöyle elbiseler. Önünden göstereyim. Veyahut da böyle takımlar. Örgü pantolon üst. Bunun içerisine bir gömlekle de çok güzel kombin yapılabilir. Burası spor koleksiyon. Burası. Tam bizim kızların yeri burası. Bak o da güzelmiş. Altının danteli. Bu sene dantel moda. Bayağı güzelmiş o gömlek. Şöyle pantolonlar yaz için. Yani her yere tamamen yazlıkları getirmişler. O kazak da çok güzel. Tam böyle. Evet. İşte havalar ne zaman düzelecek onu da bilemiyoruz. Şimdi o kazağı alırsın, havalar düzeliverir birden. Şöyle sizlere şimdi hemen bir de bebek reyonunu göstereyim, ondan sonra çıkıyoruz biz. Yani kız çocuklarına o kadar güzel şeyler var ki arkadaşlar, anlatamam size, pardon, kameram yukarıda kalmış. Şöyle oğlan çocuklarının bu tarafı göstereyim, pantolonlar şöyle. Arıyor bence. Gel bakalım ceket. Ceket. Gel dışarıya çıkacağız. Ceketimi giydirelim. Dışarıya çıkacağız. Çok soğuk. Ama. Çok soğuk oğlum. Hadi git. Üşürüz. Evet. Asansör, evet. Ama biz binmeyeceğiz asansöre. Tamam.
şapkası burada. Önceden bazı dükkanlarda hiç şarkı çalmıyorlardı. Şimdi oralarda da başlatmışlar. İnsan kendi dediğini de anlamıyor. Evet. Onu çıkartma, dışarı çıkıyoruz ama. Zaten ceketini de yarım giymişsin oğlum. Dur. Bak. Dışarıya çok araba var dışarıda, evet. Evet. Araba evet. İyi gelir. Hadi bakalım. Gel. Tamam, tuttum anne ben. Hadi bakalım, bul sarı civcivi. Nerede hani? Hani Yusuf Selim'in arabası? Evet. Hadi çok şükür. Gelişimizi bitirdik. Şimdi biraz bayram alışverişi. Buraya da sabah bu saatlerde gelmediğiniz zaman çok kalabalık oluyor. Park yeri bulamıyorsunuz. Şimdi annem girdi. Baklavalık yufka sormaya geliyor. Hangisi mi anne? Evet. Şu yeşil olanı. Şu. Aha, öbürü böreklik, şu en incesinden, bu yeşilinden lazım bana. Artık baklavalık yufkadan da börek yapılıyormuş. Onun için farklı oluyor onların da şeyleri. Birisi daha ince, birisi daha kalın. Bu arada çok da o kadar dışa durdum ki. Allah'tan arabanın içerisindeyiz. Öyle yani. Türk manavımız buradaki. Arkadaşlar, annemi eve bıraktık ve oradan da eve geldik. Eşim işe gitti. O bugün gececi, yani bu hafta bayrama kadar gececi, bayram günü evde olacak. Öyle olunca o da işe uğurladık. Ben Yusuf Selim biraz oyun oynadı. Onu yatırdım şimdi. O uyuyor. Öğlen uykusu yapacak. Benim de bir iki çamaşırlarım vardı. Onları halletmeyi düşünüyorum. Ama önce şuradaki lalemi görüyorsunuz. Yani o lalelerimi çok seviyorum. Gerçekten öyle renkli renkli laleleri çok seviyorum. Ama bunlar artık bayağı soldular ve laleler çok su isteyen, çok çabuk solan çiçekler olduğu için yani neredeyse her hafta ben yeni yeni laleler alıyordum. Şimdi biraz da ondan da sıkıldım. Bir de şeyleri, yaprakları falan dökülüyor, çocuklar oynuyorlar falan. Onun için şimdi onun çiçeklerini değiştireceğim. Annemle beraber Lutz'a gittiğimizde oradan çiçek almıştık. Yapay çiçek. Çok seviyorum onları. Öyle çiçekleri şimdi bunların yerine değiştireceğim. Lalelerim bayağı söndü çünkü. Onları kaldırıp onun yerine onları koyacağım. Yani birazdan bitmiş halini de gösteririm sizlere. Şimdi size küçük de bir tüyo vereyim. Benim vazom bayağı büyük. Çiçeklerimin de sapları biraz küçük. Onun içine, annem öyle yapar, saksılarının içine, vazoların içine böyle bir kağıt basıyor. Bu daha hem sağlam dursun, hem görüntüleri daha güzel oluyor, hem de daha sağlam duruyorlar. Yani kaymıyor, etmiyorlar. Şimdi ben de üstüne kadar, dolana kadar, gazeteniz varsa gazete, mendil, ne bulursanız basın içine. Çiçeğimin son hali. Şu yapraklarını biraz daha açmam lazım. O zaman daha hacimli, daha güzel durur. Şimdi şöyle oldu. Tarafını biraz düzeltelim, şu yapraklarını. Gazeteye sarılı oldukları için çiçeklerin biraz daha kendine gelmesi lazım, şu yapraklarının falan. Ama şöyle görüntü şöyle oldu. Bence de çok hoş durdu yani. Ben çok sevdim görüntüsünü. Yani nacizane böyle de bir fikir vermiş olayım size. Akşam yemeği hazırlayacağım. Bugün iftara yemeğimiz yok. Sadece oğlum ve ben varız. Onun için kara kara düşünüyorum ne yapsam ne yapsam diye. Eşim gece gelecek daha.
Yani o da geldiğinde yer. Bu arada lalelerime de kıyamadım. Gene onları da suya ısladım. Seviyorum yani. Onun içine kıyıp atamıyorum da böyle iyice suyu falan kokuyor anca. Yani çok yaprakları da şey, yaprakları sararmasına rağmen üzerinin çiçekleri de kalıyor yani. Daha bakın bu beyazların yaprakları sararmasına rağmen hala daha açılmayanları var aralarında. Yani kıyıp atamadım, onlar da kaldılar burada. Bakalım bir iki günde böyle dursunlar, sonra bakarız lalelerin şey son durumuna. Öyle yani arkadaşlar, bakalım şimdi akşam yemeği telaşı başlayacak. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. Sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 400 aboneye ulaştık arkadaşlar. İnşallah daha niceleri. Hepinize teşekkür ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar.